Türkiye bizim egemenlik ve hükümranlık haklarımızı ihlal etmeye devam eder mi? Bunu tekrarlarsa o zaman tabii ki masa üzerinde olan önlemler gündeme gelecektir. Yine Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararının değiştirilmesi konusundaki beklentimizi dile getirdim. Aynı şekilde Kariye Manastırı'nın camiye dönüştürülme kararının da değiştirilmesi yönündeki beklentimizi ilettim. Ben konuşmamda Yunanistan'ı itham edici bir söylem içinde bulunmadım. Ama bu ilk görüşmenin biz daha pozitif bir atmosferde devam etmesini arzu ediyorduk. Nikodemdias yaptığı konuşmada maalesef ülkeme yönelik son derece kabul edilemez ithamlarda bulundu. Öncelikle Türkiye'nin Yunanistan'ın egemenlik haklarını ihlal ettiğini söyledi. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Türkiye Cumhuriyeti kendi haklarını özellikle Doğu Akdeniz'de ve Kıbrıs Türk haklarını korumaya muktedirdir ve attığımız adımlar da haklarımızı korumaya yöneliktir. Ya biz bu konularda görüş ayrılığımız var ve bundan sonra bu konuları kendi aramızda görüşme konusunda mutabık kaldığımız halde buraya gelip Türkiye'yi suçlarsanız ben de bunların cevabını vermek durumunda kalırım. Ayrıca Türkiye'de biz Rum Ortodoks azınlığı Rum Ortodoks olarak kabul ediyoruz. Ama siz ben Türk'üm diyen Türklere yok sen Türk değilsin. Sadece Müslümansın demeniz de ne insanidir ne de uluslararası hukuka uygundur. İnsani olarak yaklaşımlarınız farklı olabilir ama bu konuda 3 tane bize hep demokrasi dersi, hukuk dersi vermeye çalışıyorsunuz. 3 tane insan hakları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı var ve siz bunların Türk ismini kullanmasını müsaade etmiyorsunuz Türk azınlığa. Yani sonuçta bunlar sadece Müslümandır. Peki bunlar Rum Müslümanlar mı? Bunlar kendisi ben Türk'üm diyorsa Türk'tür ve bunu da böyle kabul etmek durumundasınız. Geçmişte de Türkiye'de böyle bazı sorunlar oldu. İşte Kürtlere sen Kürt değilsin, sen sadece Türksün gibi oldu ama geçmişte kaldı bunlar. Bugün herkes Türkiye'de ne olduğunu rahatlıkla ifade edebiliyor. Diğer taraftan anlaşmalar konusunda biz farklı düşünebiliriz. Yani Libya ile olan anlaşmalar tabii ki aynı düşünmüyoruz. Fakat Avrupa Birliği Komisyonu'nun bunu kınaması bir şey ifade etmez ki. Avrupa Adalet Divanı, Avrupa Birliği'nin kendi yargı mekanizmasıdır. Avrupa Birliği'nin deniz yetki alanlarıyla ilgili bir rolü yetkisi yoktur demiştir. Halbuki Avrupa Birliği Komisyonu'nun ne dediği bizim İşin doğrusu umurumuzda değil. Göç konusunu biz hiçbir zaman ne Avrupa Birliği'ne ne Yunanistan'a karşı kullanmadık. Biz göç konusunda insani davrandık ve göç mutabakatını harfiyen uyguladık. Ama Avrupa Birliği bunu uygulamadı. Biz içeride bunları konuştuk. Sizin 4 yılda 80 bin insanı geriye ittiğinizi ve bazı hatta Türkiye üzerinden gitmeyenleri de nasıl denize attığınızı da anlattık ama biz bunları basının önünde konuşmadık. Ama buraya çıkıyorsunuz, basının önünde tabii ülkenize mesaj vermek için Türkiye'yi suçlamaya kalkıyorsunuz. Ben bunları kabul etmem mümkün değil. Biz sadece dostane bir şekilde basın toplantısı dahil tüm konuları samimi bir şekilde burada konuşmaya çalıştık, konuştuk ve olumlu mesajlar verdik. Yine tüm bunlara rağmen Türkiye olarak biz üçüncü taraflar yerine iki ülke olarak tüm bu meseleleri konuşmaya ve bundan sonra uluslararası hukuk sistemi çerçevesinde samimi bir diyalog çerçevesinde bu konularda görüş ayrılıklarımızı azaltmaya ve işbirliğimizi güçlendirmeye hazırız. Ama böyle basının önünde benim ülkemi ve milletimi ağır bir şekilde itham ederseniz bunun da cevabını vermek durumundayız. Ama ben bir kere daha söylemek istiyorum. Türkiye Doğu Akdeniz'de kendi belirlediği ve BM'ye kaydettirdiği kıta sahanlığı içinde faaliyetlerini sürdürmüştür. Ve bugüne kadar Türkiye'yi dışlayan, Kıbrıs Türk halkının haklarını yok sayan adımlara karşı ne yapabileceğini de göstermiştir. Ama biz ona rağmen hakça paylaşımdan bahsediyoruz. Uluslararası hukuktan bahsediyoruz. Hakça paylaşımdan bahsediyoruz. Tabii siz kendinize göre yorumlayabilirsiniz ama
Lozan Anlaşması ve diğer anlaşmalarda da mesela silahsızlandırılmış adaların statüsü de var. Bunları da ihmal ediyorsunuz. Diğer taraftan uluslararası hukuktan bahsediyorsunuz. Uluslararası Adalet Divanı'nın güya yargı yetki hakkını tanıyorsunuz ama 3 alanda, kıta sahanlığı konusunda, aynı şekilde Ege konularında, hava sahası konusunda ve de adaların silahsızlandırılmış statüsüyle ilgili konuları da hariç tutmuşsunuz. Yani mahkemenin yetkisini bu anlamda tanımıyorsunuz. Tam da bizim çözmemiz gereken konular. Yani burada karşılıklı suçlamalara girdiğimiz zaman birbirimize anlatacağımız çok şey var. Ama ben şunu ikili derken şunu kastettim. Burada mesele iki ülke arasında sorunlar. Bunları çözmek için istikşafi görüşmeler mekanizması başlatılmış mı? Evet, başlatılmış. Bunları tekrar bu yöntemle çözmeye karar verdik mi? Verdik. Bugün bu amaçla buraya geldik mi? Geldik. Ha, bu gerginliği, tartışmayı siz sürdürmek istiyorsanız sürdürebilirsiniz. Biz de bunu sürdürürüz. Burada Avrupa Birliği'ni yok saydığımızdan değil veya uluslararası sistemi yok saydığımızdan değil. Ama ben şunu söylemeye çalıştım. Burada ikili bir şekilde bu konuları çözebiliriz. Ama yaşanan süreçte medet umduğunuz Avrupa Birliği'nin ve diğer ülkelerin hangi amaçla bunu yaptıklarını da biliyoruz. Yani size herhangi bir fayda sağlayamayacağını da görmüş oldunuz, göstermiş olduk. O anlamda biz ikili düzeyde bundan sonra beraber bunu görüşmeye devam edecek miyiz? Böyle kavga etmeye devam edecek miyiz? Bir karar vermeniz lazım. Biz de Türkiye olarak pozisyonumuzu söylediğimiz halde sizin pozisyonunuza göre politika belirleriz. Ama bizim arzumuz iki komşu ülke olarak tüm bu meseleleri, diyalogları açık tutarak görüşmek ve devam etmek. Tabii tüm meseleleri bu görüşmelerle çözemeyeceğimiz de aşikar, görüş ayrılıklarımız keskin. Ama buna rağmen bu diyaloğun devam etmesi de önemli. Çok teşekkür ediyorum. Sadece karşılıklı anlayış, Avrupa Birliği'nden çekinen bir ülke değiliz biz. Karşılıklı anlayış ve yaklaşım olursa bu meseleleri çözeriz. Tek taraflı dayatmayla olmaz. Ve tekrar söylüyorum, çözersek yine iki komşu olarak biz çözeriz. Başkalarının bir faydası olmaz. Başkaları ancak silah satar, başka amaçlar güder ama biz meselelerimizi çözebiliriz. Tamam. Niko, siz mi?